الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان Feşten ebuhu lalekum tuflihun. İnne ma yuridu şeytan en yuka beynekum el adave ve el bagda fil hamri vel meysir ve yasuddakum an zikrillah ve anis sala. Fe hal entum muntahun. Sadakallahu el Okumuş olduğum Maide suresi 90 ve 91. ayet-i kerimede cenab Hak mal olarak şöyle buyurur ey iman edenler içki kumar putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz şüphesiz şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten namazdan alıkoymak ister Artık vazgeçtiniz değil mi? Evet. Bu ayet ışığında yıl sonu veya yılbaşı denilen zaman diliminde milli piyango vesilesiyle yer yer gündeme gelen ama işin daha global boyutu unutulan Müslümanların pek fazla ilgilenmediği düşünülse de çevremizdeki insanların yer yer Müslümanlara da sirayet eden bir bulaşıcı hastalığı şeklinde kumar ve kumara benzeyen diğer hususlarla ilgili bazı değerlendirmeler yapacağım. Evet, Kur'an-ı Kerim'de okuduğum ayetlerde içkiyle beraber şeytan işi pislik olarak, şeytan pisliği olarak vurgulanan e, kumar illeti, aynı zamanda putlarla beraber zikrediliyor ki, putperestliğin ne kadar çirkin olduğu, müminlerin nazarında belli olduğu veya olması gerektiği gibi, içki ve kumara da aynı ayette e, beraber zikredilmeleri hasebiyle, putperestlik gibi bakmaları icap ettiği işaret ediliyor. Evet, tabi putları bile artık normalleştiren, dikili taşlar olarak, e, fal okları e, ve içkinin, kumarın yanında artık yadırgamaz hale gelen Müslümanların e, neleri yadırgayabileceği nelerden nefret edip Allah için buğz edebileceği tartışılır. Göre göre yıl da alıştık. Noel törenlerine de, piyangolara da, kumara da, tesettürsüz çevremizdeki insanlara, hatta akrabalarımıza da ama insanları İslam'a bir alıştıramadık. Allah'ın yoluna gitmeyi tavsiye edecek çizgiden bile uzaklaştık. Meysir, Türkçe'de kumar dediğimiz e, Arapça'da yüsür kelimesinden e, türemiş. Kolaydan para kazanma yöntemidir. Kolaylık kelimesinden türemiş. E, yani nasıl sonuçlanacağı önceden belli olmayan ihtimalli bir şeye bağlı kalmak ve bu şekilde para veya mal cinsinden bir şey almak veya vermek, kazanmak veya kaybetmek ama alın teri sarf etmeden ve bir bahisle alakalı olarak. Evet, adı ne olursa olsun bu özelliği taşıyan para veya mal karşılığı oynanan her oyun ve ortak bahis kumardır. Kumar, insana yaratıcısını unutturan, namaz kılmaktan alıkoyan, tembelliğe sürükleyen, çalışma gücünü yok edip insanlar arasına kin ve düşmanlık saçan haksız bir kazanç yoludur. Fert ve toplum hayatında unutulmaz yaralar açan kumarın her türlüsü İslam dininde haram kılınmıştır. Normalde helal olan bir iddialaşma veya tek mi çift mi diyerek bile basit şeyleri alet etme veya normal bir spor dalını kazanan veya kaybedene göre veya üzerine bahis koyarak kumarlaştırma söz konusudur. Bütün bu yollar meşru olan bazı eğlence ve spor unsurlarını da haramlaştırır kumar hükmüne girdiği durumla. Tabii bunun yanında direkt olarak kumara alet olma kumar aleti olma yönüyle iskambil kağıtları, efendim tavla gibi zarla oynanan oyunlar eğlencesine oynansa da kumar aleti olması hasebiyle caiz görülmemiştir. Allah Resulü'nün de e tavla gibi şansla ilgili oyun aletleri konusunda kesin yasağı vardır. Tavla oynayan elini domuz etine ve kanına batırmış gibi olur. Buyrulur. Müslim rivayet eder. İbn Mace rivayet eder bu hadisi. Yine tavla oynayan Allah ve Resulü'nün emrini dinlememiş olur. Buyrulur. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir diğer hadiste. Evet. Diğer oyun aletleri de buna e, hamle edilebilir. Kumar amacı olmaksızın sadece dinlenmek, eğlenmek ve zevk için oynanabilen oyunların da mubah olabilmesi için dört e, şart öngörülmüştür. Satrancın, tenisin, bilardonun ve benzeri e, normalde caiz olabilecek oyunlar ancak dört şartla caiz görülür. Futbolu da katabilirsiniz bu dört şartın içine. Ee, namazın geçmesine veya gecikmesine yol açmamalı, düşkünlük, tiryakilik oluşturmamalı, zamanının çoğunu buna hasretmemeli. Bu birinci şarttır. İkinci şart, hiçbir menfaat beklememeli, kumara alet etmemeli, yenen şunu kazanacak, yenilen bunu kaybedecek denilince futbol maçı da herhangi bir şeyde harama dönüşür. 3 oyun sırasında dilini kötü ve boş sözlerden korumalı sövmek hakaret etmek gibi rakibe veya ortalara çirkin sözler hele onları rahatsız edecek incitecek e, e, sakatlığına sebep olacak e, futbol maçında olduğu gibi e, yanlışlıklar e, yapılmamalıdır dördüncüsü de normal dinlenme ve eğlenme ölçülerini aşarak vakit israfına Çokça vakitlerin kaybına sebep olmamalıdır. Evet, bunun yanında tabii piyango gibi sayısal, toto altılı ganyan gibi oyunlar kumardır. Hiçbir şekilde caiz olmaz. İslam kumarı kesin olarak yasaklamış ve haram kılmıştır. Bunu bir yap bunu yasaklarken herhangi bir şeklini değil genel olarak bütün kumar cinsinden karşılıklı iddialaşılan veya kazananın kaybedenin olduğu karşılıklı e, hisseler ve karşılıklı yarış adına yapılan ama bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği şeyler haramdır. Kumarın e, her çeşidinin haram kılmasının bazı hikmetleri vardır. Onlardan bir kısmını sayalım. Müslüman hayat ve kazancı şansa ve tesadüfe değil aldığı tedbir ve verdiği emeğin sonucuna bağlamalı. Alın teri dökmeli, riske katlanmalı. Kazancı da kaybı da olabilecek baştan hiçbir şeyin garanti olmadığı ticaret gibi helal yollarla kazancını temin etmelidir. İki başkasının malı haramdır. Bunu almanın yolu ya ticaret gibi el değiştirmeyle veya bağış gibi hususlarla olur miras gibi hususlarla olur kumarsa haksız bir kazanç yoludur. 3 kaybeden verdiğine razı görünse bile kalbinden üzüldüğü ve kazanana kin ve düşmanlık duyduğu şüphesizdir. İslam da bunları şeytan işi pislikler olarak görür. 4 kaybeden kazanmak, kazanan da bu zevki yeniden tatmak için tekrar tekrar kumara müracaat ederler. Bu hal giderek alışkanlık kazandırır, kişiyi kumarcı yapar ve ailelerin yıkılmasına, nice sosyal ve siyasal problemlere sebep olacak fesada yol açar. 5. Kumar ibadetlere, Allah'ı zikretmeye, Allah yolunda gitmeye engel olur. 6. Kumarın zararı bireylerle sınırlı kalmaz toplumsal zararları söz konusudur. Üretime katılmayan, işsiz güçsüz, kumar oynamakla vakit öldüren kimselerin çoğalmasına sebep olur. Tabii biz bu hikmetleri çokça sayabiliriz ama İslam e, bizden teslimiyet ister. Hikmetlerini bilelim veya bilmeyelim. E, Allah yasakladıysa e, unutmamalıyız ki Allah'ın yasakladığı her günah bizim dünyada da ahiretlerimize de zarar verecek e, yanlışlardır. Allah bizi sevdiği için onları yasak kılmaktadır. Kumarın güncel versiyonlarına geçeceğim. Sadece yılbaşında hatırlama durumunda aslında olmamamız, hemen her gün nice insanın nasıl kumara düşkün yapıldığını bir görmemiz gerekiyor. Evet, kumarın bir kardeşi olan içkiyle alakalı bir iki istatistik bilgi vereceğim. Sonra kumarla alakalı değerlendirme yapmaya çalışacağım. İçinde bulunduğumuz ülkedeki içki tüketiminin dinimizin kesin yasaklamasına rağmen ne kadar büyük rakamlara ulaştığı konusunda yüzümüzü karartacak ve kızartacak bir istatistiği sizinle paylaşmak istiyorum. Avrupa ülkelerinde 20 yıl içinde alkollü içkideki artışlar İngiltere'de yüzde 50, Danimarka'da 113, Almanya'da yüzde 182, İrlanda'da yüzde 200 olmuş. Türkiye'de e, bu artış son 20 yıl içinde yüzde 300 olmuş pardon yüzde 350. Evet. İktidarın kulakları çınlasın. İçki yüzünden trafik kazaları dünyada ilk sırayı alıyor. Yani Avrupa'da dünyada birinci olamadık diye bazıları üzülüyor. Sevinsinler mi, üzülsünler mi? Türkiye'nin böyle şampiyonlukları da var. Her türlü kötülüğün kaynağın her türlü kötülüğün kaynağının önce imansızlık sonra imansızlığın sosyal hayata da yansıyan yönü olan cahiliye olduğunu değerlendiririz. Bu cahiliyenin cehaletle de alakasını vurgularız. Cehaletle savaşmak için elbette vahye dayalı ilim şarttır ve toplumu eğitip yetiştirmek için de eğitim müesseseleri gerekir. Esas görevinin lügat ve dini terim anlamıyla cehaletle savaş olması gereken okullar, toplumların her çeşit hayırlı, faydalı olan hususları bilip, bunları yapacak ve her çeşit şer olan şeyleri tanıyıp, bundan kaçınacak insan yetiştirmeleri gereken birer fabrikalardır. Ama gelin görün ki, cahili düzenlerin eğitim kurumları da cehaletle savaşıp kişileri eğiteceği yerde diplomalı cahil yetiştiren dinine ve dini değerlerine ahlakına düşman hale getiren yerler olabilmekte bireysel ve toplumsal fesat ve ahlaksızlık yuvası e, haline dönüşebilmektedir okul kapılarında uyuşturucular rahat bir şekilde pazarlanabilmekte okuldaki çocukların altyapısı buna hazır hale getirilmektedir uyuşturucu kullananların önemli bir kesimi Liseli gençler oluşturduğu gibi içkiye özellikle de biraya başlama yaşı artık ilk öğrencileri yaşına inebiliyor. Okulların yakınlarında sigara, bira gibi zararlı ve alışkanlık yapan maddeler en fazla sürümü olan pazarı oluşturabiliyor. Kahvehane, atari salonları, internet salonları gibi yerlerin müdavimlerinin önemli oranı tabii ki öğrencilerden oluşuyor. Okul meselesini çözebilmek için tabi devletin İslamlaşması ve İslam insanının yetiştirilmeye gayret edilmesi gerekir ki okullarda bugün müşrik bir vatandaş yetiştirilmesi birinci derecede öne çıkan maalesef ciddi bir problemimiz. Bunun ahlaki yansıması da söz konusu olacaktır. Yine Günümüzde başta spor olmak üzere nice şeylerin kumara alet edildiğini biliyoruz. At yarışları asli yapısıyla belki masum, meşru ve güzel bir spordur. Ama günümüzde hemen hiç kimse bunun spor tarafıyla meşgul olmamaktadır. Bu spor dalı tümüyle kumar aracı olarak görev yapıyor. Altılı ganyan gibi atlarla insanlar spor adıyla kumarbaz yapılabiliyor. Yine spor toto, spor loto gibi futbol maçları ile ilgili tahminler kumar olarak değerlendiriliyor. Piyango sayısal e, denilen sayısal spor toto, loto, altılı ganyan, müşterek bahis gibi şans oyunları denen değişik atlarla icra edilen bu kumarlarda devletin teşviki ve halkını kumarbaz yapmak için gayretlerini unutmamak gerekir vatandaşının karnını doyuramayan ve hatta onu soymak için binbir hile ve dayatma içindeki düzenin açlık ve sefalet denizine attığı vatandaşına yardım mahiyetinde sarılsınlar diye uzattığı yılandır. Şans oyunları, kumar oyunları. Düzenin ve gayri İslami çevrenin kurbanı halk içinde göz kırpan, işveli ve nazlı bir dilber gibidir. O kaçtıkça halk devamlı koşar, habire yakalamak için ömür tüketir. Sadece ömür değildir tükenen, umut, para, Allah'ın hududu, izzet, dava, ideal ve cennet adaylığı da tüketilen, kumar uğruna heder edilen değerlerdir. Vatandaşını her çeşit zararlı unsurlardan koruma görevi olan düzen, vatandaşını kumarbaz yaparak onların sırtından para kazanmanın keyfini çıkartır. Günümüzde yaygınlaşan kumar çeşitlerinden bazılarını sayayım. Sayısal loto, piyango, kazı kazan, at yarışı, poker, iskambil, tavla, okey, spor toto, skor loto, iddia, on numara, şans topu ve kumar amacıyla oynanan her türlü oyunlar. Bunlar yol yapan, köprü yapan ama cennete giden yolu tıkayan, oraya giden yolları açmak yerine kapatan mevcut iktidarlar sayesinde çok daha eskiye göre artış göstermiştir. Pazartesi günü on numara çekilişi varmış. Ben de bu vesileyle yeni öğrendim. Çarşamba günü şans topu, perşembe günü süper loto çekilişleri, Cumartesi sayısal loto, pazar spor toto, skor toto, süper toto, spor, süper spor loto, gol yedi. Evet, biz adını telaffuz edemiyoruz ama toplum bunlarla meşgul oluyor. İddia denilen kumar her gün oynanıyormuş. Kazı kazan her dakika isteyenler cadı kazanını karıştırıyormuş, kazı kazan yapıyormuş. At yarışları her gün varmış, hatta bazı günler iki defa olabiliyormuş. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Urfa'da at yarışları, yarış adıyla kumarlar koşturuluyormuş. Milli piyango, ben daha önce sadece yıl başında falan oluyor diye düşünüyordum. Her ayın dokuzunda, 19'unda, dokuzunda, 29'unda 39 olsa 39'unda da da e, olacak. E, her ay üç defa piyango e, çekilişleri varmış. Tabii e, bir de büyük e, kumarlar e, yıl başında icra ediliyor. E, hepimiz biliyoruz. Yıl başında 40 bin civarında ama yıl içerisindeki şeylerle 100 binin üzeri pardon ne 40 bin. 40 milyon e, civarında e, yıl içerisinde e, beraber 100 milyonun üzerinde piyango bileti satılıyor Türkiye'de. E, şimdi e, der, diye, diyebilirsiniz ki eskiden de vardı bunlar. Yeni mi çıktı sanki? Evet bir kısmı bunların yeni çıktı. E, mevcut iktidarların vatandaşına e, bağışı olarak e, bir şeyi getirmek diyorlar ya o şeyin bir uzantısı mı dersiniz? Ne dersiniz? Bu hükümet döneminde devlet tekeliyle devlet eliyle kumar oynayanların sayısı istatistiklere göre iki buçuk misli artmış. Yani 10 milyon ise 25 milyona çıkmış. Hocam bir de domuz çiftlikleri de. Eyvallah. Zaten haramlar birbirlerini doğurur. Bir haram diğer başka haramı oluşturur. Kumar ve içki ümmül habaistir, kötülüklerin anası. Kumar borcunu ödemek için insan ne yapacaktır? Hırsızlık yapacak, borç alacak, vermeyecek, veremeyecek, kredi çekecek. Yoksa tehdit ediliyor, kumar borcu var. Biraz daha kumar oynayacak, biraz daha batacak. Gerekirse e, affedersiniz namusunu bile satacaktır kumar borcun ödemek için. Duyuyoruz bu kadar hususları. O yüzden bir haram diğer haramı çek getirir. Haramlar da küfrü şirki e, davet eder. Evet, e, bahisçilerin e, iddia diye bir e, yeni çıkan e, ne olduğunu ben de tam bilmiyorum. Bir kumarı devlet destekli bahis firmaları arasında dünya üçüncüsü yapmış Türkiye'yi. Yani devletin desteklediği kumarlar içinde iddia dünyada üçüncü sırayı teşkil ediyormuş. At yarışları en son sıraya düşmüş. Türkiye'deki şeyler içerisinde devlet destekli kumarlar içinde at yarışları kanadıyla bu umuda yatırılan 5 yıldaki para 3 milyar 334 milyon lirayı bulmuş. Günde 5 milyon kolon milli piyango verilerine göre Türkiye'de sayısal oyunlar için günde yaklaşık 5 milyon kolon dolduruluyormuş insanlar tarafından. İki satır yazı yazmayan, yazamayan insanımız 5 milyon civarında her gün kolon dolduruyorlar ve bayilere yatırıyorlar. Bunun işte 2 milyon 900 küsür bini sayısal loto, 1 milyon 195 bini şans topu ve diğerleri. Türkiye'de her gün ortalama 171.900 adet piyango bileti satılıyormuş ortalama her gün. Ve 636.000 adet hemen kazan bileti kazanıyormuş. Yani yarım milyondan fazla insan. Ve bu sayılar artar gider. Bu rakamlar her geçen yıl e, ivme kazanarak artabiliyor. 2014 yılında evet e, ki e, kumarların rakamıyla Türkiye'de e, ne kadar fabrika yapılacağını istatistikler e, rakamları doldurmuşlar. Ben geçiyorum. At yarışı, piyango, loto, toto, şans topu, on numara gibi resmi ve milli kumarlardan halkın cebinden çıkan ee, bu kapkara paranın e, 2001 yılında 1 milyar 37 milyon lira olduğu açıklanmış ve iki buçuk kat arttığına göre siz bunları bugünkü hesapla değerlendirin. Yani halkın cebinden çıkan bu paraların yarısından çok daha fazlası, yaklaşık dörtte üçü devlete gidiyor. Devlet de bunları imamına, vaizine, müftüsüne başta olmak üzere memurlarıyla paylaşıyor. Ee, Tabi e, e, haramla kirlenen veya en azından bulaşan bu paraların kime ne kadar bereketi oluyor. Ee, devlete gitmeyen para da Ahmet'in parası Mehmet'e. Kumar ve balini de kazanan ve kaybeden herkes sırtına yükleniyor. Psikolojik, sosyal ve daha önemlisi din yönüyle kaybeden de hep insanımız oluyor. Dolaylı ve dolaysız bunca vergi vermek yetmiyor mazlum halka. Bir de bu tür kumarlarla enayi vergisi veriyor. Cehalet vergisi, haram vergisi de diyebilirsiniz. Dünyada huzursuzluğu, ahirette cehennemi dişinden tırnağından artırdığı, çocuklarının da hakkı olan parayla satın alınıyor, alıyor. Tabi çok çirkin bir alışveriş bu. Kur'an-ı Kerim فَمَا رَبِحَا تِجَارَةُهُمْ dediği ticaretlerinde hiç de kar etmediklerini ifade ettiği hidayete karşılık dalaleti satın aldıkları ifade edilen bir yol. Evet, şimdi haramın devlet eliyle işlenmesi bazılarına göre çok önemli bir problem değil gibi geliyor. Bu da genellikle halk arasında giderek yaygınlaşan bir husus. Müslüman insanın müşrik düzenlerin egemenliği altında aslında yaşaması belli başlı kendi başına da bir problemdir. Bu problem bazı Müslümanlar için özellikle böyle bir müşrik düzenin çatısı altında İslam'ın özünü kavramak imkanı ve fırsatını yakalayamamış kimseler için İslami bir hayatı sürdürememek boyutlarını aşıyor ve inancına mal olacak problemler ortaya çıkıyor. İşte cahili düzenlerin egemenliği altında yaşayan bir takım Müslümanların e, karşılaştıkları problemlerden birisi, bir takım işlerin devlet eliyle işlenmesi halinde, bunların işlenmesinden yalnızca devletin sorumlu olacağı, ferdin bu alanda herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağı, olsa bile çok az bir sorumluluk olacağı anlayışıdır. Devlet bizzat kendisi çeşitli yollarla kumar oyunlarını teşvik ediyorsa artık bunun vebali eğer varsa herhalde devletin olmalıdır gibi düşünceler bazı insanların haramı kolaylıkla işlemesini sağlamakla kalmıyor bu gibi kanaatlere kendisini kaptırması halinde imani ve itikadi olarak kendisini tümüyle tehlikelere atmış yapıyor. Unutmayalım ki kimsenin Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı bir kanun yapma, bir kanun koyma hakkı yoktur. Konulan kanunları da Allah'a isyan noktasında hiç kimsenin itaat etmesi caiz değildir. Allah'a isyan noktasında hiçbir kimseye itaat yoktur. Evet. Dolayısıyla Olayın devletle alakalı hususları üzerinde mutlaka durulması gereken hususlardır. Helal ve haram kılma sadece Allah'ın hakkıdır. Hiçbir devlet veya yetkili Allah'ın haramını meşru kılamaz. Bunları caiz gözüyle göremez. Gördüğü durumda Allah'ın haramını helal sayma konusunda ciddi bir imani tehlikeyle karşı karşıya kalır. Evet. Bir de işin e, vaaz eden kardeşimizin de vurguladığı şekilde e, milli denilen piyango tarafı var. E, ne olacak? Kısa bir zaman sonra e, daha fazla gündeme gelecek. Milli kelimesi Kur'an'da dini anlamda kullanılır. Millet, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün ayetlerde din demektir. Milli de dini demektir. Başka Kur'an'da hiçbir anlamda kullanılmaz. Milli takım, dini takım demektir. Milli görüş, dini görüş demektir. Milliyet, dinle alakalı demektir. Milliyetçilik aslında dincilik demektir. Evet, milli... E piyango da dini piyango demektir. Kardeşimiz de benim adıma ifade etmiş oldu. Milli piyango yani dini kumar, dini piyango. Alay mı etmek için mi söylediler dinle, kumarla, kumarın meşruluğuyla bilmiyorum. Yanlış mı gelir? Bana göre hiç yanlış değil. Doğru bir ifade milli piyango. Çünkü devletin dini kapitalizm, materyalizm, kemalizm. Bunlar da bir dindir. Düzenin dini. Bu dinin de zekata alternatif olarak bir ayini olmalı diye düşünmüşler ve dini kumar diye bir ibadet çıkmış ortaya. Aynen putlara tapmanın bir ibadet olarak kutsal bir devlet dini olarak ortaya çıkması gibi önemli olan zihniyeti, isminden çok zihniyeti ve o zihniyet zaten kumarı ve tüm haramları, küfrü ve şirki insanlara sevdirmiş oldu. İşte öyle insanların, öyle zihniyetin ve öyle kişiler tarafından kurulmuş devletin dinine böyle bir ibadet, dini kumar, Ali'nin parası veliye gidiyor sanılsa da aslında bu kumar parasında aslan payı ya da sırtlan payı düzene gidiyor. Kapitalist düzene milli kumarbazlık iyi yakışıyor doğrusu. Kriz ortamında 80 milyonluk ülkede 100 milyondan fazla piyango bileti satılıyorsa gerisini siz düşünün. Sözümü bitiriyorum. Yılbaşı gibi kafirlere göre Kutsal bir günde, milli piyango yani dini kumar gibi kutsal bir kumar, tüm gerçek kutsallara karşı savaş açan batı ve batıl düzenler için bir muska gibi, bir madalya gibi görev yapıyor. Halkın umurunda bile değil haramlar. Para gelsin de nereden nasıl gelirse gelsin duası, daha doğrusu bedduası garibin e, sığınağı olmuş. Faizdi, yalandı, hileydi, ticarete bir sürü yollarla e, haram katmak, insan kandırma anlayışı, e, kumarla beraber insanımızın vazgeçemediği unsurlar olmuş. Milli piyangonun haram olduğunu bile bilmeyen Müslüman varsa, o zaman iki defa e, eyvah dememiz ve iki defa daha ee, insanlara karşı görev bilincini üstlenmemiz gerekiyor. Bu Müslümanlardan, bu insanlardan, bu Müslümanım diyen, e, Müslümanlığı bilmeyen, yaşamayan insanlardan bizler sorumluyuz. Biz yeryüzünde halife adayı olan, e, davet edip insanları iyiliğe, hakka, hayra çağırma göreviyle görevli olan, her türlü münkere, çirkinliğe, kötülüğe karşı durması, onları yasaklaması görevini Allah'ın üzerimize e, yüklediği e, bu güzel görevleri yerine getirmek zorunda olan İslam'ı belirli oranda bilen insanlarız. E, sivrisinekle e, mücadele etmenin yolu bataklığı kurutmaktan geçer. Bataklığı e, hatta güçlendirmeye kalkarsak sivrisineklerle mücadele edemeyiz. Ettiğimizi zannetsek kendimizi kandırırız. E, o yüzden e, bahsettiğim şekilde kumarın, içkinin e, nice şirkle, e, İslam'la bağdaşmayan unsurların e, düzen bataklığında neşve nema bulduğunu, düzen eliyle bunlara serbestiyet, özgürlük, hak ve e, selahiyet verildiğini, devletin, hükümetin bunları e, kanunlar çıkartarak oluşturduğunu unutmayalım. E, ve e, bu mücadeleyi e, İslami bir devlet oluşturmak ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlere destek olmamak konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirelim ki şeytan işi pisliklere, şeytani tapınma unsurlarına karşı tavır aldığımızı, bu konuda az da olsa gayret gösterdiğimizi, siyasi görevlerimizi üstlenerek yerine getirelim. Tüm tağuti yönetimlere karşı tavır alalım. Suriye'deki zulüm hepimizin yüreğini yakıyor. Ama unutmayalım ki her türlü şirk düzeni zulüm kaynağıdır. Kur'an hepsine zalim olarak bakar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler de zaten zalimlerdir. Bu tür düzenler de zulüm düzenleridir. Rabbim hepimize önce kendi iç dünyamızda İslam'ı tümüyle benimseyen ve dışımızdaki dünyayı da İslamlaştırmak gayretinde nebevi usullerle mücadele eden şuurlu muvahhid müminler eylesin. Ela inne el kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil aziz il kâle Allahu tebaraka ve teala fil kelam. Ve kur kur'el Kur'an festemi'u leh ve ensitû lekum turhamun. billahi mineş racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne'd-dîne 'inde'llahi'l İslam. Sadakallah